Neredeyiz burada? Yaylası'ndayız. Süleymanlı Yaylası'ndayız. Demin çok güzel ekmekler yaptı ablam. Gördüğünüz ekmeklerimiz de hemencecik oldu. Sıcacık, biraz sonra içini de keseceğiz. Size göstereceğiz. Biraz soğusun diye bekliyoruz. Evet. Şimdi ne yapacaksın sen bize güzel ablam? Çağla dövmesi hazırlayacağız. Buldanımızın Can yöresel yemeği. kardeşlerim, hiçbir yerde bulamayacağınız, bilmediğiniz buraya yöreye has. Evet, yöreye has çağlamız. Çağla. Peki nerede bekliyor mu bu çağla? Ne oluyor? Çağlayı biz zamanında havanda dövülüyordu eskiden. Şimdi artık kolaylık robottan çekiyoruz. Ha. Tuz Tüfek döküyoruz. icat oldu, mertlik bozuldu sevgili Evet. kardeşim. Ama olsun, robotta geçiriyoruz sonra. Sonra tuz ekmezsek kararıyor. Ha. Tuzlarsak yeşil halde. Tuzdayken sonra Tuzdan buzdolabından çeviriyoruz. bekliyoruz. Difrize koyuyoruz. Difrizde Duruyor. ihtiyacımız olduğu zaman çıkartıp Şimdi bu hazırlıyoruz. sefer ihtiyacımız vardı, Evet, çıkardık. çıkardık. Şimdi bunun Çözündürdük. içinde ne var abla? Bu Çağla. sadece çağlı şu an. Ha. Malzemelerimizi ekleyip Peki karıştırıp bu dürüm bildiğimiz yapacağız. badem çağlası Badem mı yoksa çağlası. kayısı çağlası mı? Hayır, Badem badem çağlası. çağlası. Badem çağlası. Evet sevgili kardeşlerim, bunun içinde ne var? Ben size söylüyorum, çok önemli bir şey. İnanılmaz bir şekilde E vitamini var. Ve magnezyum var, potasyum var ama E vitamini hücrelerinizi yenileyici, gençleştirici, artı C vitamini var. Artı çok tok tutucu özelliği var. Evet, hadi başlayalım bakalım Hadi neler başlayalım. yapıyorsun. Önce Maydanoz. maydanozumuzu ince ince kıyacağız. Evet, bunu da bahçeden topladık sevgili Evet. kardeşlerim. Şöyle. Maydanozumu kıydık. Kıydık. Maydanozu attık içine. Geldi soğanlarımıza sıra. Evet. Şimdi soğanımızı da Soğanımız doğradık. hazırlandı. Çağla, soğan, maydanoz. Haydi bakalım. Şimdi geldik yumurtalara. Yumurtamıza. O köy yumurtası da böyle. Yumurtalarımızı da küçük küçük doğrayacağız. Karabiber, Tuzu pul önceden biber, ektiğimiz için tuzun önceden kararmasın diye ektiğimiz için Evet, onu tuz koymuyoruz. ekmiyoruz. Bol zeytinyağı. Ve buranın mis gibi zeytinyağımız. Ekşi olarak ne koyacağız abla? Ekşi koymuyoruz çünkü çağlamız ekşi. Ha, zaten çağla Tabii. ekşi, o yüzden ekşi Çağlamız koymuyoruz. ekşi olduğu için. Şimdi bir karıştıracağız. Ondan sonra yağ yetersiz gelirse tekrardan koyacağız. Evet, şimdi ne yaptık? Yufkayı aldık. Evet, yufkamızı Ev alıyoruz. Şimdi yufkamız. ev yufkamız. Dökülmesin diye altını kapadın, öyle Evet. mi? Şöyle. Afiyet Evet. olsun. Afiyet olsun. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bu güzellik geldi. Ben şimdi ısındım, konuşamam. Sen onu şey yapma. Evet kardeşlerim, kendi pişir kendin ye. Dediler ki hocam öyle oturup durmak yok. Buyur kendin yap, kendin ye. İşte mal burada. Afiyet olsun. Şey burada dediler. Ben de kendime torpil yaptım. Bol bol doldurdum sevgili seyircilerim. Gel, öbür bal kız Gel, nerede? gel burada Evren. Gel. Amca geç. Gel. Geç kuzum. Gel, aç ağzını. Oh, yiyorum lan ben şey. Bak şuna bak. Vay 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 vay, ekmeğe gel, ekmeğe. Daha sıcak. Sıcak olmasına rağmen bir güzellikti sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabarmış. Kaç yıllık mayaydı abla bu? 130. Vay maşallah. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Denizli Buldan'da bir güzel ablamın yanına geldik. Denizli Buldan'a gelip de bu ablamı görmemek mümkün değil. Daha önce de geldiğimizde ablamla karşılaştık, konuştuk. Ablamım bu kimyayı, bu güzel nimeti bizlere sunan bir abla. Abla bu ne? Kekik.
Kekik. Dağ kekiği. Dağ kekiği. Dağlardan bunlar toplanıyor. Ablam burada onu böyle yeri var güzelce yıkıyor. Yıkadıktan sonra ne yapıyor sen bunu? Kekik suyu çıkarıyoruz. Kekik kimya. Suyu çıkarıyor. Kimya. Kimya. Beni gör kimya. İyi geliyor her şeye. Her derde iyi geliyor. Her derde iyi geliyor. Kolesterol düşürüyor. Şekeri düşürüyor. Azıcık bir yemek yedin. Hastalığa gidin. İyi geliyor. Vücudun direnci bozuk iyi geliyor. Bağırsakları iyi geliyor. İyi geliyor. Bağırsaklar çalışmaya iyi geliyor. Mide ağrılarına iyi geliyor. Daha sonra başka neresi kaldı? Her şey akciğere iyi geliyor. Tövbe estağfurullah. Allah korusun. Kansere iyi geliyor. Ama ablamın elde ettiği gibi elde etmek lazım. Bir de özel dağ kekiği bulmak lazım. Bak bu çok özel bir dağ kekiği. Şimdi şu anda çekim kardeşlerim duyuyorlar. Burcu burcu kekik kokuyor burası şimdi. Abla şimdi nasıl yaptığını bir anlat diyor. Yönetmen diyor ki abla anlatsın diyor. Bak tencereyi diyor. Bunun saplarını kesiyoruz. Uzun oluyor bu. Saplarını kesiyoruz. Onun saplarını kesiyoruz. Sap kısımlarını. Onu tencerenin içinde 10 bağ, 12 bağ, 13 bağ bile katıyorsun. 13 bağ. Onları dolduruyoruz. Ondan sonra yıkıyoruz. Onu kattıktan sonra honi gibi bir üstün şeysi var bunun. Yeri var. Oraya katıyoruz. Bu kekin suyu değil. Kekin bu damlaması. Buhar geçiyor oradan. Buharı. Yukarıya soğuk su koyuyoruz. Altına kaynadıkça buraya inen buhar. Kekik yağıyla beraber suyu. Yağından çıktı belli. Yani bak, bununki. Bak bu üstündeki yağa. Şimdi sevgili kardeşlerim bakın gelin şöyle bir bakın, yakın bir çeksin. Çeksin bakın bak, aynı yani. Zamanda yağı. Hani başka yerlerde yağını ayrı aldık, kekik suyunu aldık diyorlar ya. Bu yağına dokunmadı. Yani o yüzden ablamınki çok kıymetli. Çok özünün özü oluyor. Bakın şu üstündeki şu kısmı yağı. Ama ablamım bu kendi yaptırdığı bir makine. Ha, bu makinenin de mucidi kendisi haberiniz olsun. Ben kendim yaptırdım Denizli'de. Evet, kekik. Benim kekik suyu üstünü yok. Yok. Ben de altına imza öyle atıyorum. Yok. Altına imza herkes atıyorum. Herkes deniyor, duyuyorum. Hocam doğru. Yarın bu ablam bu işi bıraksa yerine yapacak kimse de yok. Var. Yapar torunla. Yaparlar hani mı? Kim uğraşıyor? Hani görmüyoruz torunları. Bir tane de torun getirip oturtaydın şuraya. Torun burada yoktu ondan. Yaparlar. Zeliş ablamın da bacaklarında şişmeler olmuş. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Nasıl gıdı? Şimdi senin bu seferki biraz önemli. Göbekten dolayı sıkışıyor, kalp sıkışıyor, güzel ememiyor. Ne demek yani? Kalp böyle basıyor bak. Puf yapıyor böyle yapamıyor. Yapamıyor. Hmm. Puf yapıyor yapamıyor. Neden? Göbek fazlalaşmış. Fazla. Yönetmenim sen bunu tut ana. Şuradan bana ozon yağını ver. Bak ana şimdi sana bir yağ yapacağız. He. Bu ama zeytinyağı ama ozonlu. Yani oksijeni bol zeytinyağı. Şimdi sana nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim. Öldürmez değil mi? Ne etmez mi söyle. Ne diyor söyle de duymadım. Senin kimya sana zarar veriyor mu? Bu da vermiyor işte. Senin kimya bu da bizim coğrafya. Kimyanız. Bu da bizim kimya. Allah razı olsun. Şimdi ana bunu böyle yapacağım bak. Böyle edeceğim böyle yukarıya doğru süreceğim bak. Böyle. Hmm. Böyle bak. Şiş hakikaten şiş. Şiş çok acı. Bir de ben sana şimdi bir maydanoz suyu anlatacağım onu yapacağım. Allah. Ayağında bir de şöyle yeter ana. Ha çek bırak. İndir aşağı. İndir çek. Çek iyice çek. İndir. Bu hareketi çok yapacaksın. Ama böyle canını sıkacak kadar hızlı değil. Bak şöyle git bak yavaş bak. Tamam. Çek. Bunu yaptıkça buradaki çalışma yapıyor. O zaman bu şişkinlik geçecek. İnşallah. Bunu yapmazsan İnşallah. Geçmez. İnşallah. Duydun mu ana? Topuklar da şiş. Ana şimdi bir şey daha vereceğiz sana. Bu da her gün bunu açacaksın. Yoğurda karıştırıp yiyeceksin. Toz. Akşamları yatarken içinde toz var. Yırtacaksın böyle. Tamam. Yoğurda karıştırıp yiyeceksin. Tamam. O da şu bağırsağı eritecek sana kilo verdirecek.
Şimdi ne yapacağım bu kek suyunu? Ne yapsınlar kullananlar? İçenler ne zaman rahatsız oldu içsinler. Sabahları açkağını içsinler. Nasıl içsinler? Akşam ben içiyorum işte. Biraz su karıştırmayacaklar mı içine? Ben boş içiyorum. Suyla içen suyla içsin. Nasıl içebiliyorsa. Nasıl ben boş içiyorum. Boş içiyorum. İşte ben boş sevgili içiyorum. Sevgili kardeşim ben içemiyorum diyen ayranla içebilir. Ben içemiyorum diyor suya karıştı. Bak anam boş boş içti bak. Çaylar içen yok oluyor buna. Çayın içine katabilirler. Boş içen ha. Oluyor. Ben boş içtim işte. Yarısını bitirdi. Kondip bunu yapıyor. Bitirdim. Yalnız çok acı. Sevgili kardeşlerim. Bu yağlı olduğu için bakın şöyle yakın gidecek. Yağlı olduğu için bir tatlı kaşığı yeter bir bardak suya. Bunu böyle karıştıracaksınız. Bunu burnunuzda çekeceksiniz. Sizin üstleri temizleyecek. Ağzınızı alacaksınız böyle gargara çok yapacaksınız bakın böyle. Evet gördüğünüz gibi çocuklarınıza yapacaksanız bir çay kaşığı, kendinize yapacaksınız bir tatlı kaşık karıştırıp yapmanızda ama bu ablamınki gibi bulursanız öyle o. Diğerleri pek böyle yağlı olmuyor. Piyasadakiler pek böyle olmuyor. Su be, kekik suyu mükemmel nimettir. Sevgili seyircilerim, şimdi bunu böyle sulandırarak saçlarınıza masaj da yapabilirsiniz. Saçlarınızın köklerini, canlarını saçlarını çıkarmasına da faydalı olur. Dökülen saçlara da faydalı olur ama direkt değil. Çünkü ablamınki çok kuvvetli. Dediğim gibi bir bardak suya yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar koyduktan sonra karıştırıp böyle böyle masaj yapacaksınız. Onun da faydası olur. Kekik yaptıkça saçlarınızın gürleştiğini, saçlarınızın canlandığını göreceksin. Artı bir de sevgili kardeşlerim kepeklenmeye de mani olur. Bilginiz olsun, aklınızda olsun. Bu güzellikleri yapın diyoruz. Haydi bakalım buradan da başka güzelliklere gidiyoruz. Ablama çok teşekkür ederiz. Çok İnşallah ilk fırsatta tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mesajı var mı hocam izi? Zeynep çok sağ olun. İçiniz dek getirsin Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.